de 2 öğün yeterli. Ekmekten, makarnadan, karbonhidrattan uzak duracaksınız ve böylece sağlıklı bir hayatı devam ettireceksiniz. Şimdi bu cümleler size kimi hatırlatıyor? Elbette Canan Karatay'ı, şu an yanımızda kendisi, yayın konuğumuz. Efendim, Ramazan'daki alışkanlıklarımıza bakılırsa hem bedenen hem de ruhen o sağlık bu beslenme şekliyle geliyor. Bu da sizin söyledikleriniz galiba, değil mi? Tabii ki, ben zaten yeni bir şey söylemiyorum. Hakikaten senelerden beri bunu söylüyorum ama daha önce İbn-i Sina, onu 11. yüzyılda iki öğün sağlıklıdır, üçüncü öğün hastalıktır demiştir. Biliyorsunuz Hazreti Muhammed'imiz de iki öğün beslenirdi. Ben onu açıklamaya çalışıyorum. Çünkü insan vücudu fizyolojik olarak iki öğüne programlanmıştır. Hormonal olarak, enzimatik olarak ve ruhsal olarak. Onları bu şekilde sağlıklı olarak beslersek hastalanmayız ve de acıkmayız. Ve oruçta da hakikaten işte sabah kahvaltısı sahur, akşam iftar oluyor. Karatay prensiplerini uygulayanlar gayet dinç ve rahat olarak orucu geçirebiliyor. Tabii vücutta uzun süre sıcak ve uzun olduğu için oruç süresi, susuzluk biraz problem olabiliyor. Akşama doğru baş ağrısı. O da daha önceden vücudu hidrate etmek lazım, sulandırmak lazım. Yalnız bu su saf su değil. Bu su, daha da önce söyledim, kaya tuzlu suyla olursa daha dinç geçiririz. Şimdi orada bir şey söyleyeceğim. Siz tereyağını yeniden sofralara getirmemizi sağladınız. Yumurtadan korkmuyoruz artık. Tok tuttuğunu biliyoruz. Tuz da aynı durumdaydı bizim için. Yani kristal kaya tuzu rafine olmamıştır. Yalnız burada yanlış anlaşılmasın. Rafine tuz tehlikelidir. Rafine tuz yalnız %99 oranında sodyum klorür içerir. O hepimiz için tehlikelidir. Çünkü o endüstri için üretilmiş saf rafine olmuş bir tuzdur. Endüstri onu 10-15 kanalda kullanır, yöntemle kullanır. Sabun üretiminde, yağ üretiminde, metal üretiminde, koku üretiminde, deterjan üretiminde, temizlik üretiminde, hepsinde. Onun için saf olana ihtiyacı vardır endüstrinin. Ama biz insan vücudu olarak rafine olmamış olan %30 sodyum klorür içeren tuz bizim için zararlı değildir. Bilakis hormonlarımızı dengeler, hücrelerimizin içindeki elementleri dengeler ve de mineralleri dengeler, sağlıklıdır, faydalıdır. Kaya tuzuyla, kristal kaya tuzuyla su içtiğimiz zaman sahurda veya iftarda veya iftardan sahura kadar bilin ki vücut halsiz kalmaz gün boyunca. Yani biz o tuz bizi yakar derken kaya tuzundan bahsetmiyoruz. Hayır, kristal kaya tuzundan bahsetmiyoruz. Tuz bizi yakar derken hakikaten en tehlikeli olan rafine sofra tuzundan bahsediyoruz. O rafine olmuştur. İçinde kimyasallar vardır. Artıcılarla muamele edilmiştir. Fabrikadan çıkmıştır. O tehlikeli. Şimdi gelelim Ramazan'a. Şimdi sahur diye düşündüğümüz zaman tamam, Karatay prensiplerine göre yaparlarsa tok tutacaklar kendilerini ama ekmek, makarna, pilav, sanıyoruz ki o an ne kadar yesek o kadar az acıkacağız. Yanlış yapıyoruz değil mi hocam? Tam tersine çok yanlış yapıyoruz. Makarnada, pilavda, börekte biliyor musunuz, ekmeklerin hepsi de 2 saat sonra sizi acıktırır. 2 saat sonra sizi halsiz bırakır. Çünkü su içersek hocam? Çünkü bütün bunlar vücutta kan şekerini yükseltiyor. Kan şekerinin yükselmesi halsizlik yapar. Ondan sonra da kan şekeri aniden düştüğü zaman da bu sefer halsiz oluruz. İşte hipoglisemiye gireriz. Ama su içtiğimiz zaman, tabii ki bol su içtiğimiz zaman yine aynı zamanda rahat ederiz. Fakat şimdi Ramazan geliyor. Tabii Ramazan pidesiz olmaz ama pide yiyebiliriz. Pideyi şöyle avucunuzun içi kadar açıp, hepsini değil yarısını, bol köy tereyağı veya bol soğuk sıkım zeytinyağıyla tüketebiliriz. Herkes bunu duymak istiyordu. Pideden en azından bu kadar yiyebiliyoruz. Tabii ki. O bol tereyağıyla olduğu zaman, yanında bol zeytin, bol peynir, tam yağlı peynir olduğu zaman, şirden mayalı, hakiki peynir olduğu zaman, o zaman pidenin ve unun tehlikeli etkisi vücuda çok etki etmiyor, sizi acıktırmıyor, sizi halsiz bırakmıyor. Bir de Ramazan geleneklerimiz var. İşte açarken hurmayla açıyoruz biz. Zeytin tercih ediyoruz ya da su, ama hurma da sanırım biraz dikkat etmemiz gerekiyor değil mi hocam? Hurma içinde en çok fruktoz içeren bir meyvedir. Tabii geleneksel olarak
olarak çok çeşitli hurmalar var. En iyisini bulup tüketebilirsiniz. Ama zeytinle de tabii ki açılabilir. Çünkü üç kutsal kitapta da hem hurmadan hem zeytinden bahsedilir. Siz zeytine olan sevginizi ve ne kadar tüketmemiz gerektiğini biliyoruz ama hurma düşündüğümüz kadar masum mu hocam? Yok, hurma hakikaten şekeri çok yüksek olduğu için acıktırır. Şeker hastaları için tehlikelidir. Onu söylüyorum. Peki ve son olarak aslında alacağın cevabı biliyorum ama şu an bizi izleyen izleyicilerimiz bir kez daha sizden duysun diye söylüyorum. Ağır iftarlar sonrası da hamur işi tatlılar biraz uzak tutacağız galiba kendimizden. Biraz uzak duracağız. İftarda hafif bir paça çorbası, kelle paça çorbası veya yoğurt çorbası. Bizim Elazığ'ın yoğurt çorbası çok önemlidir. Çok sağlıklıdır. Veya tarhana, geleneksel tarhana çorbası. Bütün bunları kitaplarımda anlatıyorum. Yani Ramazan menüsü var benim kitaplarımda senelerden beri. Sağlıklı, mutlaka bunlar tüketilmesi lazım. Ve de onun yanında hafif bir kahvaltı. Ve de tabii ki bir tek şeyi burada vurgulamak istiyorum. Ramazan sofralarına ve sabah kahvaltılarına lütfen şekerli, gazlı içecekler kullanmayacağız. Bol tuzlu, kaya tuzlu ayran en sağlıklı içkidir. Seviyorsak süt çok önemli, içilebilir. Aynı zamanda çay, tabii ki çaysız olmaz, kahvesiz olmaz. Çay kahve çok önemlidir. İftarla sahur arasında da bunları tüketebiliriz. Bir de bol bol kuru yemiş tüketebiliriz. Ama kuru yemişlerimizde lütfen ithal olmasın. İthal kuru yemişlerde çok fazla ilaç var. Çok fazla ilaç var. Meyveye gelince meyvelere de dikkat edeceğiz. Bakın bugün haberlerde vardı. Kirazdan zehirlenen bir beyden bahsediliyordu. O kiraz zehirlemez ama benim söylediğim gibi tarım ilaçları zehirliyor. Onun için ben kurtlu elma yiyin diyorum. Eğer yiyebilirseniz kurtlu kiraz yiyin diyorum. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Elazığ dediniz, bizim oranın yoğurt çorbası dediniz. Şimdi biraz bildiğim kadarıyla bu buğdayla yapılan değil mi tabii hocam? Tabii ki buğdayla, nohutla yapılan çok güzel. Hakikaten sıcak da yenebilir. Yaz çorbasıdır. Sabah kahvaltıda da iftarda da yenilebilir. Bol bol yapıp yesinler. Dövme çorbası deriz. Tam buğdayla yapılır. Ve bunun tarifi, Elazığ yöresinin tarifleri benim Karatay Mutfağı kitaplarımda var. Demek ki Anadolu'nun sofralara getirdikleri o lezzetler bizim hem sağlığımıza hem de o sizin bahsettiğiniz glisemik endeksimize, tabii tok kalmamıza etkili olan lezzetler değil mi? Evet, tabii ki. Bu Karatay Mutfağı kitabı da, bunu burada tekrar söylüyorum sizin kanalınızda, Harvard Üniversitesi kütüphanesine Türkçe olarak kabul edilmiştir. Ne güzel. Yemeklerimiz de umarım sofralarda. Bütün yöresel yemeklerimiz orada Türkçe olarak bulunmaktadır. Peki.